Herkese selam arkadaşlar. Yine bu elime böyle bir eski TT-Net modemden düştü. Bunu kurcalayacağım sizinle beraber. Bakalım içinde altın, gümüş bir şey var mı? Kayda değer. Bu çok eski galiba. Bu kullanıyor mu bilmiyorum. Çalışsa bile. Şimdi söküp içindekine bakacağım ne varmış içinden. Bu evlerdeki modemlerden. Bu da galiba otobüslere konulan modemlerden. Öyle zannediyorum. Evet, o kadar eski ki bu artık çıkmıyor. Kalmış burada. Bunu da çıkardım artık. O kadar eski ki bu buna takılı kalmış çıkmıyor. Bunu atalım kenara. Bir daha alalım. Vidaları bile ben kalmış öyle zor zor çıkıyor. Anlatalım ki bu modemimizin içi artık gerek yok, kopamamışız. İçi bu böyle. Bu anakart. Bunun burasında bu sokak girişlerinde altın kaplama var. Telefonda da gözüküyordur. Bunlarda da hafif bir şey var mı yoksa bu gümüş ağırlık mı? Başka burada bakırlar var. Bunları ayırabiliriz. Burada yine transistör var. Bunun içinde gümüş vardır. Böyle tiplerimiz var. 2, 3, 4 tane tiplerimiz var. Bir de küçük tiplerden var. Bu da tip yerimini. Burası hiç sökülmüşüm galiba. Burası da böyle duruyor. Başka burada küçük küçük tipler var. Burada. Bunlar ne bilmiyorum. Bunun içi böyle. Bunun içi böyle. Diğerine bakalım. Tarafı bunun böyle bu işimiz yok bununla. İçi böyle. Tarafı çıkıyor. Vidası var. Evet, bir daha burada var. Arkasında bir şey yok.
Önünde yine burada güzel tipler var. Bir tane, 2, 3, 4. 4 tane burada tipi var. Yine gümüş transistör var. Bu bir şey değil. Bu altın kaplama pin var. Böyle. Bunun da içerisinde burada altın kaplama var. Burada da altın kaplama var. Yani gözüküyordur belki. Bu da küçük bir anakart olmasına göre iyi bir tipleri var. İşte bu küçük olan otobüs anakartı. Otobüs tehcim modemlerin anakartı. Arkası böyle. Böyle de böyle. Böyle tipleri var. Böyle. Bu da evlerdeki modemler. Bunun arkasında bir şey yok. Önünde iki tane böyle girişler var. Bunun içinde de altın kaplama var. Yüzde böyle tipleri var burada. 4-5 tane de, 3-4 tane de burada böyle tipleri var. Ve böyle modemimiz. Herkese iyi günler dilerim. Yine bir elime bir şey düşerse sizinle bölüşmeye çalışırım.